Altcoin evreninden hepinize merhabalar dostlar. Ben Batuhan. Bilmiş olduğunuz gibi birkaç gün içerisinde çok güzel scalp işlemlerden ve spot işlemlerden karlar aldık hem düşüşten hem de yükselişten faydalandık bu durumlarda. Peki bu süreçte son 4 günden sonra önümüzdeki süreçte bizi ne bekliyor? Bu videoda bunları cevaplayacağım. Öncelikle de şunu hatırlatmak istiyorum. Benim açıklama kısmındaki Telegram grubu harici herhangi bir grubum yok. Adıma açılmış birkaç tane hesap geldi. Bunlar şikayetli. Hatta sizlerden bir para talebe edilmiş. Sistem 1 Bitcoin yatırırsanız 10 Bitcoin alacaksınız. Şu günde tabiriyle hani çok amatörce hazırlanmış bir sistem üzerine. Bunu kanmayacağınızı düşünüyorum. Veya bu şekilde de e, en kötü profil hesabına bakarsanız zaten benim altcoin evreni diye tek orijinal hesabımı görmüş olacaksınız. Bilginiz olsun dostlar. Lütfen bu insanlara da kanmayın. Yaklaşık 2-3 gün önce bir arkadaşımız yine Telegram grubundaki bir arkadaşı bir tane VIP gruptaydı. Arkadaşım atılan işlemi uyguladım ve long pozisyon girdiğini pozda bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar ve bizim e, 19.700 hatta daha öncesinde özellikle ses kaydında bahsettiğim bölgelerden short girdiğimiz pozisyonlardan arkadaş long girmiş. Ve biz orada shorttan çok ciddi miktarlarda kar alırken bu boz aslında arkadaşlar insanları yanıltmaya yönelikti. Ve o ses kaydında bakın özellikle 30 saniyeden sonra dinlerseniz hatırlayacaksınız çok kısa bir kesit sunuyorum burada sizlere. E, görmüş olduğunuz gibi 4 saatlikte. De alınmayan likideler var yani bu bölge teyit edilmesi lazım arkadaşlar beyaz e, şeyle belirttim Hatta ufakta bir çizgi çizdim beyaz yine aynı şekilde yani bu bölgenin aşağısı 19500 lere kadar bir iğne lazım ki likideler alınsın Eğer yukarı gidecekse tekrar bu bölgeden yukarı tepki alabilir neden tepki alabilir diyorum ve benim beklentim neden tepki alması yönünde e, biliyorsunuz ki bu bu şekilde zaten ses kayıtlarında özellikle Telegram grubunda ücretsiz bir şekilde paylaşmaktayım. Ve akabinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 19.500 altına geldi. Ve biz bir bu pozu arkadaşlar short olarak değerlendirdik ve güzel PNL'ler geldi arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar bu arada tekrar akabinde bu bölgelerden aslında long takip edebileceğimizi söylüyorum ses kaydında da ve gidişat aynı şekilde bakın bahsettiğim gibi işlemiş durumda yine noktasal bir şekilde aslında çok güzel karlar aldık. Ethereum merge için özellikle sizlere uyardığım bir koyun vardı arkadaşlar. Ethereum Cash Raven değil arkadaşlar. Ergo bunun üstüne basa basa neredeyse her videomda sizlere bahsettim arkadaşlar ve Ergo'dan da çok kısa süreçte %185 civarında bir kar sağlamış olduk. Hatırlarsanız en son geçtiğimiz hafta hatta videoyu da göstermek gerekirse hemen göstereyim dostlar. Son 10x yapacak 2 altcoin Ethereum Merge adı altında çekmiş olduğum Ergo arkadaşlar burada 3 dolardı. Videoyu izleyebilirsiniz. Son uyarımdan sonra bile %80 artış yapmış durumda arkadaşlar ve Ethereum Merge biliyorsunuz ki kapımıza dayandı. Bir hafta içinde geçiş sağlayacaklar arkadaşlar. Bu süreçte altcoinlere dikkat etmekte fayda var. Aynı zamanda şuna da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Peki o ne? Hemen buradan sabitlenenlere gidelim. Eylül ayı için önemli günler arkadaşlar. Ben bunların hepsini paylaştım geçtiğimiz hafta. 13 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi açıklanacak bu bir arkadaşlar. Ve o süreçte biliyorsunuz ki Ethereum Merge artık Proof of Works mantığından Proof of Stake mantığına geçmeye başlayacak. Bu yüzden altcoin'lerde ne olacağını bilmiyoruz ve geçiş sırasında bir sıkıntı yaşanabilirse Ethereum alt tabanlı altcoin'lere çok ama çok dikkat etmekte fayda var. Üstüne basa basa tekrar altını istiyorum uyarıyorum. Aynı zamanda önemli bir gelişme var. Regülasyon bu konu hakkında video çekeceğim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar FED arkadaşlar yani Powell birçok altcoin'de özellikle ben regülasyona gideceğini düşündüğüm bir ses kaydı atmıştım sizlere. Özellikle shitcoin, meme token tarzı bir coin tutuyorsanız emin olun araştırın veya blok zincirine bir artısı olup olmadığını cidden araştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu regülasyonda bu altcoin'ler silinecek dostlar. Hani er ya da geç Önümüzdeki boğa gelmeden benim düşüncem belki de boğa sırasında yani 2024-2025 sırasında arkadaşlar bu regülasyonlarla Birçok altcoin hatta altcoinlerin %95'i birçok borsadan delist edilip coin market cap'ten dahil kaldırılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu benim beklentim. Eninde sonunda bu beklentim gerçekleşecektir. Zaten bir senedir masada olan bir konu biliyorsunuz Amerika ele aldı Türkiye ele aldı. Ve lunch olayıyla biliyorsunuz bu iş hepten bir patlak verdi. Ve şu an için stabil coinler de incelenmekte devam edilmekte arkadaşlar. En son biliyorsunuz Tether davalık olmuştu bu konuda. Ve regülasyona gidildikten sonra özellikle herhangi bir altcoin blockchain zincirine herhangi bir artısı olmayan bir altcoin ile karşılaştığında bu coin ne işe yarıyor hiçbir işe İşte meme token veya shitcoin hani tamam delis dedin bunun işine blok zincirine artısı ne dediğinizde alıcı bulamayacağınız için o coin'i ıı, satmakta sıkıntı çekeceksiniz. Satamayacaksınız. Bu yüzden aldığınız coin'i iyice araştırın. Bunu özel bir videoda hazırlayacağım. Ben şimdiden tekrar tekrar üstüne basarak uyarıyorum dostlar. Size bilginiz olsun. 15 Eylül'de Ethereum Merge var. Yani geçiş başlatılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Saat kesin bir saat vermediler. Gün içinde başlar. Tabii sorunsuz bir şekilde olur. Umarım bu süreç altcoin'lerde ee, bu yüzden etkilenmez ancak akabinde 21 Eylül'de FED faiz kararımız var arkadaşlar bu ayın kritik olacağını zaten baştan da söylemiştim bu ay önemli arkadaşlar şu anki Peki bu yükseliş Fake mi yoksa kalıcı mı arkadaşlar? Günlük bazda en başta baktığımızda alınmayan likidler vardı arkadaşlar. Bunlar neler? Bu bölge kademeli düşüş sonrası bir kere arkadaşlar burada likidi de alınmadan aşağı yönlü bir gitmesinde önce biliyorsunuz ki ses kaydında da bundan bahsetmiştim. Aşağı yönlü bir likit alınması yani bu beyaz bölgenin hatta şunu kaldırayım daha net görün arkadaşlar. Bu beyaz sarıyı da kaldıralım. Burada görmüş olduğunuz gibi son arkadaşlar dönüş noktasından sonra özellikle 20 bin dolardan tepki aldıktan sonra yükselen trendimizde herhangi bir likit alınmamış. Hatta bunu net olarak göstereyim sürekli yükselmiş arkadaşlar. Yani herhangi bir iğne gelip yukarı yönlü gidecekse de bu likitelerin alınması lazım gerektiğinden bahsettim zaten telegram grubunda da az önce dinlettiğim ses kaydında da. Peki yükseliş için aslında ne vardı. Aynı zamanda arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi düşen trendimizde de herhangi bir long pozisyon likitleri alınmış durumda değildi. Yani hareket ya şu şekilde olacaktı. Yukarı yönlü akabinde aşağı gidecekse Likideler alınıp aşağı yönlü salacaktı ya da aşağı yönlü likideler alınıp yukarı yönlü gidecekti. Hareket aslında çok basitti burada teknik temel analiz bilen herkes bu işlemi takip etti arkadaşlar neredeyse hani kendi adıma konuşmak gerekirse yani hatta sizlerden bile yorumlar gelmişti bu konu hakkında. Ancak bu saatten sonra şunun altını çizmek istiyorum. Ee, spot işlemlerde, long işlemlerde çok güzel karlar ettik. Hatta daha yeni bir pnl attı yine bir arkadaşımız arkadaşlar. %44 5x'ten çok güzel bir long pozisyon bakın arkadaşlar. Ses kaydını değerlendiren arkadaşlar zaten burada görmüşsünüzdür. Bu arada Telegram grubu açıklama kısmında ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Trade grubuna katılmak için de Telegram grubundan benimle iletişime geçebilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun. Trade grubunda da çok güzel işlemler yakaladık. Açık işlemlerimiz olduğu için herhangi bir şekilde şu an bir paylaşım yapamıyorum bilginiz olsun. Şu an ise arkadaşlar buradan düşüş kademeli olarak geldiği için 20400 ila 20600 bölgesinden herhangi bir retest veya bu bölgeden likidi de alınmadan düştüğü için arkadaşlar benim gözümde bu yükseliş fake. Aynı ses kaydında da bahsettiğim gibi arkadaşlar 18 Eylül ila 21 Eylül'e kadar benim gözümde Piyasanın FOMO'ya kapılıp yani en kötü 22'lere 21'lere kadar atak yapmasını bekliyordum zaten ses kaydında da bu şekilde söyledim. Bir atak yapıp yani insanları tekrar içeri alıp biliyorsunuz ki her toplantı öncesinde bu hareket yapılır. Akabinde toplantıdan çıkan sonuçla birlikte hatta toplantının bir gün öncesi arkadaşlar sert düşüşlerle karşılaşırız. Bir önceki durumlara bir önceki grafiklere baktığınızda arkadaşlar aynı şekilde bakın içeri alma evresi Aynı şekilde sert düşüş arkadaşlar. Çok sağlam bir likit operasyonu bakın likitler çok net bir şekilde alınmış kademeli ve herhangi bir arkadaşlar retest dahil yapılmamış bakın dönüş bölgesinde. Tekrar burada kademeli bir düşüş mumla tek mumla retest aldı ve short işlem takip etmiştik buradan da çok güzel karlar aldık. Aynı şekilde bakın burada da bir doldur boşaltı senaryosu gerçekleşti aslında. Bunlar 18 ila 21 Eylül'e kadar olacaktır arkadaşlar. Şu an mesela MA200 ortalamasından tepki almış durumda. Ancak tekrar bir doldur boşaltı akümüle sürecine girmesi arkadaşlar bizi tekrar 21, 400 19.500 bandına sokmuş durumda biliyorsunuz ki uzun süredir bu evredeyiz Arkadaşlar bu kanaldayız bu kanalın aşağı veya yukarı yönlü kırılması benim e, görüşüm arkadaşlar toplantı öncesinde olmaması lazım yani toplantı öncesinde yukarı kırdı benim için Arkadaşlar bu fake olarak kalacaktır tekrar aşağı girebilir bilginiz olsun veya aşağı yönlü kırdı toplantı öncesi benim için fake olarak kalacaktır. Aslında öngörüm ve beklentim aşağı yönlü dostlar. Neden son yaptığı hareketten doğrusunda şu an likitleri aldı, tekrar yukarı gitti. Yukarıdan da likitleri almış durumda bu bölgeden ve tekrar aşağı kademeli bir şekilde gidecektir bugün ya da yarın arkadaşlar. Belki de şu senaryo gerçekleşecektir tekrar toplantıya kadar ufak da olsa içeri alımlar başlayacaktır. Biliyorsunuz ki burada arkadaşlar büyük düşüşten sonra 18 Haziran'daki hatta şöyle daha da büyük grafiği göstereyim arkadaşlar. 30 bin dolardan 18 bin dolara düştüğü günlerden bahsediyorum. Buradaki düşüşte görmüş olduğunuz kesik olan çizgi arkadaşlar bizim yükseliş trendimizdi. Zaten burada da alınmayan likitleri çok net bir şekilde görüyorsunuz. Bir arkadaşlar 2 yani alınmayan likitler ne yukarı yönlü gidecekse bakın burada fake'ini vermiş ancak burada likit alınmamış arkadaşlar yani bu likitin alınması için 18.600'e bir iğne atması lazımdı burada. Akabinde yukarı gitmesi lazımdı. Ve buradaki alınmayan likitleri aslında şu an temizliyoruz arkadaşlar. Bir nevi de temizledik. Son gelen 18.600-18.700 iğnesiyle. Ancak buradaki likitleri almak isteyecek miyiz önemli olan soru bu. 16.000 dolarları, 15.000 dolarları arkadaşlar görecek miyiz? Asıl önemli olan soru bu. Ee, şu an için Fed'in açıklaması çok önemli. Önümüzdeki 4-5 aylık süre çok kritik arkadaşlar aslında. Biliyorsunuz ki sert yaptırımlar var özellikle Avrupa Birliği bunlara karşı mücadele ederken kripto paraya yatırım yapmayı düşünecek mi? Bu olayları da hani sadece yatırım sektöründe arkadaşlar biliyorsunuz gündelik haberler onlar bunlar değil de global bazdaki haberler de çok ama çok önemli. Tabi grafiğin söylediği bir şeyi ben haber olarak yansıtmıyorum ancak bunlar da ister istemez kripto para piyasasına etkileyecektir diye düşünüyorum. Yani şu an için arkadaşlar FOMO'ya kapılmayın. Yükseldi, daha da yükselecek veya düştü, daha da düşecek hissiyle hareket etmeniz en yanlış olan hareket. Hiç yani alınımınız varsa veya spot işlemde bir kademe ile takip ettiyseniz herhangi bir coini bu bölgeden aynı zamanda BTC'yi short açıp hiç yani eşitlemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Nereye yön, e, nereye gitse de ben kardayım mantığıyla aynı mantıkla ilerleyebilirsiniz. Tabi yüksek kaldıraçtan bu civarlarda yani bu hafta özellikle uzak durmakta fayda var. Çünkü yoğun CDD verileri haftasındayız. Ve bu CDD verileri ister istemez geçmişte kullanılmayan uzun süredir yani borsaya girmemiş bitcoin verileri anlamına gelmekte. Ve bu veriler doğrultusunda arkadaşlar türe borsalarda yani kaldıraçlı işlemlerde bu tarz doldur boşaltlar yapılmakta. Şu an için yön tayin etmek için erken arkadaşlar açık olmak gerekirse. Çünkü biliyorsunuz. Görüyorsunuz her toplantı haftasında bu tarz fake yükselişler görmekteyiz ki ayının ortasındayız. Daha en kötü şekilde 1 ila 1.5 sene daha ayı dönemindeyiz arkadaşlar. Halving yarılanması 2024 Mart ayında olacaktır. 2025 gibi boğazını yaşayacağızdır. O yüzden e, alımlarınızı veya takiplerinizi buna göre yaparsanız daha sağlıklı olur. Yani ben bu ayı alayım bir dahaki ay 2x yapayım çekeyim. Bu mantıkla bu süreçte bakmamak lazım. Ha, bu mantıkla bakmak istiyorsanız da 2025'te bu piyasaya girmelisiniz dostlar. Borsayı o zamana kadar silebilirsiniz. Hani en azından sağlıklı bir yatırım olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu videoluk bu kadardı. Herhangi sormak istediğiniz bir soru varsa yorum kısmında yorum yapabilir. Herhangi bir şekilde iletişime geçmek isterseniz de Telegram grubundan iletişime geçebilirsiniz. Video umarım hoşunuza gitmiştir dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.